Efendim medeniyetleri, zaman medeniyetleri, mekan medeniyetleri diye de tasvip edenler var. Hı hı. Sanıyorum bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti zaman merkezli bir medeniyet. Yani çünkü hayatın merkezine mekanı değil, zamanı alıyor. Yani namaz vakitlerinden tutun da işte oruca, zekata, hacca, özellikle hac, evet, mesela. Evet. Yani bu zaman ile ilgili bizim yönetimimizin çok anlamlı bir örneğidir. Yani sizi senenin bir gününde, yani 9 Zilhicce'de Arafat Vakfesi'nde bulunmaya çağırıyor. Eğer siz yolum uzak, sıcak var filan diyerek, ihmal ederek geç kalır ve bir gün sonra giderseniz, pardon, seneye bir daha buyurun diyor. Yani demek istiyor, evet, ki siz zamanı iyi kuşanır, iyi yönetirseniz, o saatte burada bulunursanız ibadetiniz tamamlanmış olur. Bu zekat için de sizin söylediğiniz gibi geçerli ama hacda çok daha keskin, net evet, belli, evet, ve hani hacca insanlar dünyanın her yerinden, şimdi tabii uçakla gidiliyor, develerle yaya gidildiği zamanlar düşündüğünüz zaman, evet, o yolculuğu çok iyi planlı gerçekleştirmeleri lazım ki oraya varmada, Arafat Vakfesi'ne ulaşmada herhangi bir geç kalma vesaire yaşayıp da o yılı kaybetmemiş olsunlar. Bu bile çok anlamlı ve önemli. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz zaman merkezli bir medeniyet ve hayatımız da zamana göre kurgulanmış. Yani 5 vakit namazın her günkü saat dilimleri farklı. Yani sabah namazı bugün sabah, ne bileyim işte şu vakitte oluyorsa, ne bileyim işte öğle namazı keza 2 dakika önce ya da sonra değişerek geliyor ve yıl boyunca bütün bunlar, o 5 vakit namaz yıl boyunca hep değişiyor. Yani bize siz zamanınızı böyle alışkanlıklarınıza göre değil, zaman merkezli olarak kullanın diye Allah Teala bir zaman yönetimi dersi veriyor ve bunun için de Kuran-ı Kerim'de zaman dilimi olan vakitlere veya zamanı yöneten, zamanı gerçekleşmesini sağlayan mekanlara and ediyor. Güneşe yemin ediyor mesela, evet, ve şemsi diyor, vel kameri diyor. Aya yemin yani ediyor. Şemsi ya da kameri takvimlere hesaba katarsanız yıl ve haftaların günlerine, yani zaman unsurun bakımından. Ya da 12 aydır diyor yıl. Ben, yıl 12 aydır diyor. Yani böyle zamanla ilgili 10-12 tane kadar hatıra gelebilecek Cenab-ı Hakk'ın and edip, yani vurgu yaptığı, dikkat çektiği ayetler var. Yani bu ayetlerden anlıyoruz ki Allah Teala Hazretleri bizi mekandan çok zaman konusuna yönelmeye, yönlenmeye davet ediyor ve zamanla hayatımızı yönetmeyi adeta bize emrediyor.